Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle buradan herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım bu yıl bize şans, sağlık, huzur ve mutluluklar getirir. Çok kötü bir yılı geride bıraktık. Malum korona süreci, hastalıklar, işsizlik, ekonominin kötüye gitmesi, maskeler, hayatımızın kısıtlanması. Hepimiz çok kötü bir yıl geçirdik. Ve bu yıl umarım hepsinden kurtulmuş oluruz. Tabii hemen kurtulmamız imkansız ama en azından öncelikle bu korona belasından kurtulup tez zamanda normal hayatımıza, eski hayatımıza geçeriz. Bugünkü videomuz bir teşekkür videosu olacak. Aynı zamanda sorduğunuz sorular vardı. Sohbet tadında sizi sıkmadan sorularınızı yanıtlayacağım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi öncelikle buradan kardeşim Eren Açıl'a teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde YouTube camiasına girdim. Onun destekleriyle, gaz vermesiyle ve beni iteklemesiyle diyeyim size. Çünkü ben çok fazla böyle kameralarda konuşabilen, yani ben çok utangaç yapıda bir insanım. Çekingenim yani. O yüzden hani yapabilir miyim, nasıl olur, işte becerebilir miyim derken sağ olsun kardeşim bu konuda beni destekledi. Onun sayesinde YouTube'a girdim. Değerli takipçileri de beni aralarına aldı, beni kabul etti ve bana destek oldular. Buradan onlara da çok teşekkür ederim. Bu 10.000 abone, yani 2 hafta gibi kısa bir sürede onların sayesinde oldu. Yani onlar dediğim sizlerin sayesinde oldu. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Yurt dışından da çok fazla destek mesajı alıyorum. Özellikle Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan. Buradan herkese gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Umarım ailemizi daha da büyütürüz. Size güzel içerikler, faydalı videolar sunabilirim. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Öncelikle ben çok fazla soru gelmiş. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Bunların hepsine birkaç tane not aldım. Hepsini zaten yanıtlamak imkansız ama başlıca ortalama merak ettiğiniz şeyleri cevaplamaya çalışacağım. Aslında soru cevaba geçmeden önce ben biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Ecem Merve Açıl, 34 yaşındayım. Normalde turizmciyim, yani uzun yıllardır turizm şirketlerinde çalıştım. Şu anda da aslında çalışıyor görünüyorum. Bir Hollanda firmasındayım. Rezervasyon departmanında çalışıyorum. Fakat pandemi herkesi vurduğu gibi beni de vurdu maalesef. Yaklaşık Ağustos ayından beri izindeyim. Sanırım Mart'a kadar da bu böyle görünüyor. Şu anki mevcut durumdan ötürü sezon açılmadı. O yüzden dolayı evdeyim. Vaktimi şu anda arsada geçiriyorum. Arsanın işleri, koşturmaları, ustalar, tadilat süreci, eksikler vesaire, bunlara koşturuyorum. Çocuğum var, çocuğumun dersleriyle ilgileniyorum. Evimle ilgileniyorum. Bu şekilde geçiriyorum vaktimi. Şimdi soru cevap kısmına geçiyorum. Sizden gelen soruları yanıtlayalım. Şimdi öncelikle kaç yaşındasın demiş, onu yanıtladım zaten. Evli misin diye sormuşlar. Evli değilim, bekarım. Eşimden ayrıldım. Eren abiyle mi yaşayacaksınız? Bizim şimdi bu arsadaki evimiz amcam, kardeşim, ben, Miraç'la beraber yaşayacağız biz bu evde. Yani şu anki planlarımız bu yönde. Fakat Miraç'ın okulu olduğu için ve benim iş durumum şu anda muallakta olduğu için tam bir yol çizmiş durumda değiliz. Ama şu anki durum bunu gösteriyor. Beraber yaşayacağız. Doğada, hayvanlarla beraber yeni bir düzen kuracağız. Bu şekilde.
Şimdi bahçeye hangi hayvanları koyacaksınız diye bir soru var. Şimdi bahçeye biliyorsunuz arazi çok büyük. Yani 3,5 dönüme yakın bir alan var. Biz bu alanı kafamızda güzel projeler var. Yani biz buraya her türlü hayvan koymayı düşünüyoruz. Yani elimizden geldiğince, ekonomimiz yettiğince. Çünkü bu iş bütçe meselesi. Mesela bıldırcın, tavuk, kuş, köpek, keçi, koyun, kaz, her şeyi koymayı düşünüyoruz. Yani kafamızda inanılmaz projeler var. Bakalım ilerleyen dönemde zaten videolarımızda görürsünüz. Eren senin abin mi diye sormuşlar. Eren benim abim değil. Biz üç kardeşiz. Eren benim ikizim. Bizim bir tane de bizden bir yaş büyük abimiz var. O da İstanbul'da yaşıyor. Siz de Avustralya'da yaşadınız mı? Ben Avustralya'da yaşamadım ama benim de yurt dışı geçmişim var. Biz Malezya'da yaşadık 6 yıl. Babam benim büyükelçilikte çalışıyordu. Bizim de böyle bir tecrübemiz oldu. 6 yıl kadar Malezya'da yaşadık. Eren de yaşadı. Hani onu merak edersiniz illaki. Eren abi Avustralya'ya gidince sen de gitmek istemedin mi? Ben Avustralya'ya gitmek istemedim mi? Gitmek istedim. Fakat Avustralya'ya gitmek öyle çok kolay değil. Çok prosedür gerektiriyor. O yüzden dolayı gitmedim ve burada hayatıma devam ettim. Bir de dün Eren bir video paylaştı. Videoda yeni arsayla alakalı bir sohbet, bir iç dökme videosu hazırlamış. Bu videoda arsanın 1/3'ü amcanınmış, işte neden akraba işi yaptınız vesaire, bir de birkaç tane böyle mesaj aldım. Sanki hani işte Eren abiyi niye bahçeye gönderdin, niye orada, işte niye sahip çıkmadın. Ya şimdi arkadaşlar, bu arsada biz biliyorsunuz ki 3-5 gün sonra buranın işi bitecek ve biz orada yaşamaya başlayacağız. Ve oranın toparlanması gerekiyor. Bizim şu anki 3-4, yani ustalar çalıştığı için de hem biz hem ustalar, orası daralıyor yani ikimize de. Ve biz onları rahatsız etmek istemedik ki rahatça çalışabilsinler, işlerini rahatça yapabilsinler. Sonuçta hani ev sahibi olarak orada onların başında olmak, şahsen yani benim müdürümün başımda durması gibi bir şey çalışırken, yani bu rahatsızlık verir. O yüzden dolayı da şu an bu boşlukta Eren, hani ben hem gideyim orada, oraya bir bakayım ne var ne yok, hem oradaki çöpleri toparlayayım, hem biraz daha oturacak kıvama getireyim, oradaki çöpleri yakayım vesaire diye oraya gitti. Yani kendi isteğiyle gitti zaten. Biz de gitmesi taraftarı değildik. Çünkü sonuçta orada şu an bir ısınacağı bir şey yok. Kafasını dinlemek istedi ve gitti. Bir de bu arsanın işte 1/3'ü onun, 1/3'ü konusuyla ilgili bana böyle yorum atanlar oldu. Şimdi arkadaşlar, bu arsa iki tapudan oluşuyor. Bu arsa amcam ve Eren'in ortak arsası. Fakat kağıt üzerinde, yani tapusu ben ve Eren'e ait. Yani benim amcam sizin hayatında görüp görebileceğiniz en iyi insanlardan birisi. Onun herhangi bir bu konuda bir kaygısı vesaire yok. Çünkü böyle akraba işi mi yapılır mı, işte yani bununla ilgili böyle bayağı bir olumsuz yorum yazanlar olmuş. Yani ben bunları okuduğumda gerçekten çok üzüldüm. Yani yorumların da hepsini elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Tabii ki biliyorum, olumlu yorumlar da olacak, olumsuz yorumlar da olacak. Yani hepsine açığım. Fakat YouTube'da da bu yorum paylaşmadan önce üst kısımda yorum yaparken saygılı olmayı ve topluluk kurallarımıza uymayı unutmayın diye bir kısım var. Yani bu attığınız yorumları benim ailem okuyor, ben okuyorum, çocuğum okuyor, yani herkes okuyor. O yüzden hani biraz daha böyle yorum yaparken hassas davranırsak çok sevinirim. Mesela örnek veriyorum, ben
çok üzüldüm yani gerçekten, hani ben çok hassas bir insanım. Biz Eren'le ikiziz fakat ikimiz de çok farklı karakterlere sahibiz. Yani mesela ben daha ağır başlıyımdır, daha utangacımdır, daha çekingenimdir, daha hassas, daha duygusal. Yani benim ikizim tamamıyla biz zıttız yani. O daha dışa dönük, daha aklına geleni yapan, daha deli, daha hareketli, daha böyle hani kafasına takmayan, anı yaşayan. O yüzden hani ikimizin olaylara aynı reaksiyon vermemizi kimse beklemesin. Çünkü beş parmağın beşi bir değil. Hiçbir, yani sizin de muhakkak öyledir. Hani kardeşleriniz de tamamıyla herkes farklı karakterde nihayetinde. Bu olumsuz gelen yorumlardan bir iki tanesini okumak istiyorum. Bunu okumak istiyorum çünkü ben insanların biraz daha hassas davranmasını istiyorum. Yani böyle her aklımıza geleni, her yani bence yazmadan önce biraz bir durup düşünmeliyiz ve hani olayı bilmeden, anlamadan yorum yapmak bana çok doğru gelmiyor ve ben hani başkalarına da bir videosunu izlediğimde hani yorum yaparken onun kırılacağını, incineceğini, üzüleceğini düşünerek yorum yapıyorum. O yüzden aynı hassasiyeti de kendime bekliyorum. Buradan hani örnek vermek gerekirse isim vermeyeceğim. Bir tane bir kişi şöyle bir yorum yapmış. Seni hain, güya abinmiş, onu çok seviyormuşsun, o senin kardeşin, ailen diyorsun ama kendinden ona saygısızlık edip onun günlerdir emek verdiği işi bir videoda hiç yapıyorsun. Bir de utanmadan evini elinden alıyorsun. Kocan, çocuğun ve kendin sadece evin büyük arsanın 1/3'ünü ona bırakmışsınız. O kadar emek, canını dişine takmış vermiş adam. Sen ona ne yapıyorsun? Yazıklar olsun. Ya bu nasıl bir yorumdur? Yani bu nasıl bir nefrettir? Bu nasıl bir kusmadır? Yani arkadaşlar öncelikle biz bir aileyiz. Biz böyleyiz. Yani böyle bir aile değiliz. Bazı aile sevgisi görmemiş, aile kavramının ne olduğunu bilmeyen insanlar bu tarz yorumlar yazabiliyor. Bunlar çok azınlıkta, 3-5 tane. Ben üzülüyorum ama gerçekten, çünkü hani durumu bilmeden yorumlanması çok saçma yani. Yani şu an bahsettiğim gibi bu arsa tapu üzerinde. Yani buranın tapusu ben ve kardeşime ait. Fakat herhangi bir işte bizim ailemizde bölünme, işte sen az verdin ben. Ya bu sadece kağıt üzerinde böyle. Yani bizde bu tarz şeyler yok. Yani onun olmuş, benim olmuş, benim fazla olmuş, onun eksik olmuş. Yani biz bir aileyiz. Biz bu tarz şeyleri de kafamıza takmıyoruz. Onun dışında bir de Eren'in bazı böyle onu çok sahiplenen takipçileri mi diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum. Eren abiden rol çalıyorsun. Hem ondan 10.000 abone jesti gördün, hem de ondan önce ev videosu hazırlayıp koydun. Ayıp olmuyor mu? Biraz onun 200.000 abonesi ev videosu beklerken sen erken davranıyorsun. Rol kapıyorsun kardeşinden. Sen çok uyanıksın var ya, buldun masum adamı, cin gibisin yazmış. Arkadaşlar şimdi bu videoları editleme kısmını zaten benim kardeşim alıyor. Yani ben telefonu alıp da ondan gizlice evi çekip hadi paylaşayım yapmıyorum. Zaten hani dediğim gibi ben bu YouTube'a yeni girdim ve çok fazla şu an editleme konusunda tecrübem yok. Yavaş yavaş ediniyorum. Yani biz zaten paylaşacağımız videoya beraber karar veriyoruz. Yani ben kafama göre hadi ben evi çekeyim paylaşayım demiyorum. Ona göre kendimiz paylaşıyoruz. Yani ayrıca hani bu YouTube biraz hani insanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir yer. Fakat biraz bence hani dikkat etsek çok güzel olur ya. Yani bizim aramızda yani sizin düşündüğünüz, aklınızdan geçen sıkıntılar, problemler yok. Yani Eren'in işte takipçisi bana gelmiş, benimki ona gitmiş. Yani biz zaten hani bunu kurma amacımız belli. Ayrıca burası sosyal bir platform yani. İsteyen istediği kanalı açar, istediğini izler, beğenmeyen izlemez.
Yani o yüzden ben biraz bu konuda üzüldüm. Umarım biraz daha dikkat edersek. Ya bu sadece benim için değil aslında. Yani bu herkes için geçerli bir şey. Yani unutmayın ki bu videoyu yapan insanların aileleri, eşi, dostu, akrabası, hani bunlar var ve bunlar da sizin yazdığınız yorumları okuyor. Bunun için hassasiyet göstereceğiniz için de teşekkür ederim. Yukarı hemen hemen bütün soruları yanıtladığımı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar diliyorum tekrardan. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.